Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekki 12. Sefir 80. kısım. 2. soru. Yakınlık ehlinin menzilleri nerededir? Cevap. Yakınlık ehlinin menzilleri sıddıklık ile şeriat peygamberliğinin arasındadır. Ona göre Allah'a yakın bir veli genel peygamberlikten şeriat getiren bir peygamberin mertebesine ulaşmadığı gibi o peygamberin sözü nedeniyle de peygamberlerin uyanları olan sıddıklardan da değildir. Yakınlık mertebesi Hakk'a yaklaşanları makamıdır. Hak ise onları iki şekilde kendisine yaklaştırır. Birincisi çabaları olmaksızın özel yönden yaklaştırmasıdır. Örnek olarak ahir zamandaki kaimi ve benzerlerini verebiliriz. Diğer yön ise Hızır ve benzerlerinde olduğu gibi çaba yolundan yaklaştırmasıdır. Makam birdir fakat ona ulaşmak zikrettiğimiz şekildedir. Burada peygamber Nebi'den ayrışır. Hepsini ise bu makam kuşatır. Bu makam Hakk'a yakın kimselerin ve teklerin makamıdır. Bu makamda insan yüce topluluğa yani meleğe alaya katılır ve Hak'tan meydana gelen işlerde bu yakın kimseler adına tahsis, Hakk'ın seçimi gerçekleşir. Makamın kendisi de kesbe dahildir. Bazen ise kulun gayreti olmaksızın Hak'tan bir ihtisas yoluyla gerçekleşebilir. Bu nedenle Risalet hakkında bu makam bir ihtisastır denilmiştir ki doğrudur. Kul Hak'tan olan şeyi çabasıyla elde edemez. Binaenaleyh vuslatta kulun çabası vardır. Kavuşma esnasında Hak'tan o kimse adına meydana gelen şeyde ise çaba yoktur. Ledünni bilginin kaynağı burasıdır. Allah bu bilgi hakkında kulu Hızır ile ilgili olarak ona katımızdan öğrettik ve katımızdan ledün rahmeti verdik demiştir. Öğrettik, ona rahmet verdik ve kendi katımızdan bilgi verdik demektir. Bu ise dört makamdan biridir. Dört makam İlahi yazı bilgisi, cem ve tefrika bilgisi, nur bilgisi ve ledünni bilgidir. Bilmelisin ki yakınlık ehlinin menzili o insanların hayatlarının ahirete bitişmesini sağlar. Dolayısıyla dünyadan ahirete göçerken ruhlara ulaşan bayılma hali onlara ulaşmaz. Onlar Allah'ın şu ayette sözünü ettiği istisna kapsamına girenlerdir. Sura üflenir. Allah'ın dilediklerinin dışında gökte ve yerde bulunan herkes bayılır. Bu menzil Allah ehlinin nezdinde en özel ve en üstün menzildir. İnsanlar bu menzilde üç tabaka ayrılır. Bir kısmı bütün olarak bu makamı elde etmiştir. Onlar peygamberlerdir. Bunlar birbirinden üstün olacak şekilde o makamda derece derecedir. Bir kısmı ise ikinci dereceyi elde etmiştir. Onlar nebilerdir. Söz konusu kimseler peygamber olarak kimseye gönderilmemişlerdir. Bilakis kendilerine dayanan bir şeriatle ibadet eden insanlardır. Bu noktada onlara uyanlar da kendilerinden sayılır. Bu nebilere uymayanlara ise Allah herhangi bir sorumluluk yüklemez. Bunlar bu makamlarda birbirlerine göre derece derecedir. Üçüncü tabaka ise bu ikisinin altındadır. O da vahyini bir meleğin getirmediği mutlak nebilik derecesidir. Bu tabakaların altında peygamberlere uyan sıddıklar bulunur. Sıddıkların altında kendilerine zorunlu olmaksızın nebilere uyan sıddıklar, onların altında ise üçüncü tabakaya uyan sıddıklar vardır. Bunlara yakın olanlar yani mukarrabin adı verilir. Yani üçüncü tabaka ehlini kastediyorum. Her tabakanın diğer tabakanın bilmediği kendine özgü bir bilgisi vardır. Bu nedenle Hızır Musa'ya bilgi yani hubre bakımından kuşatamadığım bir şeye karşı nasıl sabredeceksin dedi. Ayette geçen hubre kelimesi zevktir ki o da hal ilmi demektir. Hızır Musa'ya şöyle der. Ben Allah'ın bana öğrettiği ve senin bilmediğin bir bilgiye sahip olduğum gibi sen de Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim bir bilgiye sahipsin. Üçüncü soru. Askerleri elde edenler neyle elde etmişlerdir? Cevap. Öncelikle burada askerler ve onların askerleri elde etmesi denilirken neyin kastedildiğini belirtelim. Sonra neyle elde ettiklerini açıklayalım. Çünkü soru soran insan sözünü bir şekilde sınırlamaz. Ya da durum kanıtı söylemezse cevap verenin terimsel olarak bu kelimenin gösterdiği anlamlarla cevap vermesi gerekir. O anlamlardan birini eksik bıraktığında ise kelimeye hakkını vermemiş sayılır. Bilmelisin ki sufiler askerler terimini çetin amelleri, niyetleri ve mücahedeleri anlatmak için kullanır. Nitekim şair şöyle der. Onun aşkından askerdedir. Kastedilen zorluktur. Bilmelisin ki bu yol Allah'ın isimleriyle ahlaklanmak esasına dayanır. Böylelikle bu askerler Allah'ın El-Melik ismiyle ahlaklanmak imkanı bulmuştur. Çünkü El-Melik
askere sahip olma özelliğini haiz kimsedir. El-Melik eş-Şedid yani güçlü demektir. Güç ve sıkıntıları ise onlardan daha çetin bir şeyle karşı konulabilir ve şöyle denilir. Melik-tu el-acini izâ şeddetu acnuhu. Her ikisi de şeddetü ve melik-tu hamur yoğurdum demektir. Kays İbnül Hatim mızrağını şöyle betimler. Avucumla bastırdım yani melik-tu kanını akıttım. Altında duran kişi ardını görür. Mızrağımı şiddetle sapladım demektir. Allah ehli Allah'ın El-Melik ismiyle ahlaklanırken iki yoldan askerlere sahip olmuştur. Bu konuda karşılaştıkları güçlüklere gelirsek bunlar fiiller mertebelerinde hakkın kendilerini durdurduğu ara yerlerdir. Bu ise fiillerin bir yandan Allah'a bir yandan kendilerine nispet edilmesi anlamına gelir. Onlara öyle bir hal görünür ki bu halde fiilleri kendilerine nispet edemezler. Öyle bir hal görünür ki bu kez fiilleri Allah'a nispet edemezler. Onlar gerçek ve saygı arasında yok olup giderler. Bu ara durumdan kurtulmak, ariflerin karşılaştığı en çetin iştir. Çünkü bu makamdan aşağıda olan kimse, iki uçtan birisini görür. Karşı koyan olmadığı için de rahattır. Bilmelisin ki bu makam sahibi, Allah'ın askerlerini öğrettiği biridir. O askerleri Allah'tan başkası bilemez. Allah şöyle buyurur, Rabbimin ordularını ancak o bilir. Başka bir ayette ise galip olan bizim ordumuzdur der. Bu makam sahibini de Allah'ın orduları bilir. Onlar işlerini yaparken Allah'tan başka kimsenin üzerlerinde hüküm sahibi olmadığı kişilerdir ve bu nedenle de Allah orduları diye ona nispet edilmişlerdir. Onlar yenilgi bilmeyen galiplerdir. Şiddetli rüzgar o ordulardan biri olduğu gibi Fil suresinde anlatıldığı üzere fil sahiplerine gönderilmiş kuşlar da ordulardandır. Herhangi bir yaratılmışın etkisinin bulunmadığı her asker bu makam sahibinin bilgi bakımından haiz olduğu askerlerdendir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında şöyle der. Sabah rüzgarıyla bana yardım edildi. Başka bir hadiste ise bir aylık mesafeden düşmana korku salmak özelliğiyle bana yardım edildi der. Allah bu makam sahibine bu askerlerin bilgisini ihsan ettiğinde düşmanların yüzlerini taş atar. Onlar da hezimete uğrar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn Savaşı'nda düşmanlarına taş atmıştı. Burada atmak fiili peygambere aittir. Onlar ise ancak Allah'ın emriyle galip gelir. Bu nedenle Allah hattında sen atmadın fakat Allah attı buyurdu. O halde Allah'ın askeriyle yardım almış her kişi Allah'ın kendisine ilgi gösterdiğine bir delildir. Söz konusu kişi de sadece ilahi bildirim ile özel anlamda askerlerle yardım gören olabilir. Bildirim olmaksızın Allah'ın yardım ettiği kişi bu askerleri elde eden gruptan değildir. Ordulardan özel anlamda yardım alamaz. Öyleyse bu tabakadan sayılmak için bu konuda bir kastın ve bilginin bulunması şarttır. Bu makam sahibi arkadaşları için kavmin savaş yerlerini belirlemelidir. Nitekim Peygamber Bedir Savaşı'nda böyle yapmıştı. Çünkü Allah askerlerinden her bir şahıs kime ne zaman ve nerede musallat edildiğini bilir. Böylelikle bu ordular söz konusu şahıs için kavmin savaş yerleri olan mekanlarda somutlaşır ve belirginleşir. Her biri öldürülen kişi suretinde ve ismiyle belirginleşir. Bu makam sahibi onu görür ve şöyle der. Bu falancanın öldürüldüğü yerdir. Bu makam iki imamdan tek imamın makamıdır. Bu makama ulaştıran en yakın şey Allah yolunda nefret ve Allah yolunda sevgidir. Böylelikle bu tabakanın himmetleri ve nefesleri belirttiğimiz şekilde elde ettikleri askerler arasında sayılır. İşte bu kararlılık ve doğrulukla Allah yolunda dostluk ve Allah yolunda düşmanlığın sırrıdır. Bununla birlikte o insanlar Allah'tan başkasını görmezler ve bu nedenle öfke ve öfkeyi sindirmekten sadece Allah'ın bildiği hususları bulurlar. Göz ise onları içlerinden korur. Acaba bir şeye Allah'tan başkası olarak mı bakacaklardır? Bu makama ulaştıklarında ise Hakk'ın askerlerini elde ederler ki bunlar onun isimleridir. Çünkü onun isimleri onun zatının askerleridir. Bunlar Allah'ın dilediği kimselere musallat ve sayelerinde dilediklerine merhamet ettiği askerlerdir. Öyleyse Allah'ın isimlerini öğrenen kimse hiç kuşkusuz ilahi askerleri de öğrenmiş demektir. İsimlere mensup bu askerlerin başkanı ise daha önce de belirttiğimiz gibi El-Melik ismidir.
El-Melik bütün isimlere hakimdir. Diğer isimler ise onun bekçileri gibidir. Bu soruyla ilgili bu kadar açıklama yeterlidir. Dördüncü soru. Onlar nerede sona erer? Cevap. Hiç kuşkusuz bu tabaka söz ve akit ehlidir. Bu durum bir takım adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze bağlıdırlar. Bir kısmı gereğini yerine getirmiş, bir kısmı ise beklemektedir. Sözlerini değiştirmezler ayetini dile getirilir. Bu tabaka savaşlarında söylediğimiz şekilde bulunduklarında ve cihatlarının yolunu tuttuklarında vardıkları yer verdikleri sözün sorumluluğundan kurtulmak ve askerliklerini bitirmektir. Dış varlıklar bu askerlerin kendileri için asker oldukları ve Allah karşısında kendilerini izhar etmeye söz verdikleri şeylerdir. Sözünü ettiğimiz askerleriyle birlikte bu varlıklara yöneldiklerinde ise bu askerlerin onlardaki etkisi onların dış varlığını meydana getirmek olur. Bu ise Arif'in askerlerden olan amacından farklıdır. Çünkü onun maksadı söz konusu varlıkları yok etmek ve onları dış varlığı olmayan şeye katmaktı. Halbuki askerleri bilen Arif, hakikatlerin değişmediğini ve askerlerin onlardaki etkisinin varlık yani var etmek olduğunu anlamamıştır. Bu varlıklar adına yokluk kendileri nedeniyle öne geçmiştir. Bu nedenle askerlerin onlardaki etkisi yokluk olmamıştır. Yokluk onlara kendilerinden dolayı aittir. Geride etkinin yönü olarak sadece varlık kalabilir. Böylelikle bu askerlerde Arif'in maksadından başka bir şey meydana gelir. O esnada Arif bu dış varlıkların hakkı mazhalları olduğunu anlar. Bunlar ona varır ve ondan var olur. Allah'ın ötesinde ise ulaşılacak bir amaç yoktur. Şöyle denilebilir. Alemlerden müstağni zat Allah'ın ardındadır. Buna şöyle yanıt veririz. İş zannettiğin gibi değildir. Allah zatın ardındadır. Allah'ın ardında ise varılacak bir yer ve hedef yoktur. Çünkü zat kendi mertebesi olmak bakımından her şeyde mertebeden önce gelir. Öyleyse Allah'ın ardında bir hedef yoktur. Arifler askerleri elde edince Allah yolunda, Allah hakkında daha önce birincil amaçla sahip olmadıkları bir bilgiye kavuşurlar. Başlangıçta onları bu bilgiden perdeleyen şey Hakk'a karşı duydukları gayret ve duyarlılık idi. Bu gayretin konusu Hakk'ın herhangi bir yaratılmışla bir halde ya da hakikatte ya da nispette ortak olmasıydı. Bu nedenle onların maksadı dış varlıkları mutlak yokluğa katmak oldu. Bu ise kendilerine Allah vardır diyenlere yanıt olarak batınilerin şu sözleriyle işaret ettiği makamdır. O yok değildir. Onlara Allah diridir denildiğinde ise ölü değildir derler. Allah kadirdir denildiğinde aciz değildir derler. Onlar hiçbir zaman subuti nitelikte yani hak ile yaratıklar arasında ortaklık anlamı taşıyan bir sözle cevap vermezler. Bunun yerine olumsuzlayarak cevap verirler. Bütün bunlar gayret konusuyla ilgilidir. Bu tabaka dış varlıkları olumsuzlamayı başaramaz. Bu nedenle dış varlıkları yok etme ve olumlama hükmünü onlardan gidermede bu askerlerden yardım isterler. Bu kez bizzat yardım istedikleri askerlerin dış varlıkları var ettiğini ve onlara varlık elbisesini giydirdiğini görürler. Onların hakkı mazhalları olduklarını gördüklerinde ise onları sabit varlıklar olarak bırakmaktan razı olur ve artık onları mevcut diye görmezler. Onları görmek ise kendilerinde hakkın varlığına bakmak haline gelir. Onların haktan kazandığı bir varlık yoktur. Bilakis onların varlık karşısındaki hükümleri kendi hükümleridir, varlık değildir. Zuhur eden ise haktan başka değildir. İşte bu onların son durumudur. Bu durum varış Rabbinedir ayetinde dile getirilir. Öyleyse onların vardığı yer Rableridir. Askerleri azimettir olan kimselere gelirsek, onların varış yeri iki yoldan ruhsatlardır. Birinci yol, azimet ve ruhsat olmak üzere her ikisinde muhabbetin birliği yoludur. Bu durumda onların varacağı yer bu birliği görmektir. Bu makama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah azimetlerin yerine getirilmesini sevdiği gibi ruhsatların yerine getirilmesini de sever. Sözüyle işaret eder. Bu müşahedeyle azimetlere sarılma bağı çözülür. Çünkü bütünüyle azimetleri yerine getiren bir insan ruhsatları yerine getirmeye kaçırdığı ölçüde Allah'ı bilmekten de yoksun kalır. Diğer yol ise onları Hakk'ın azimetlerdeki bulunuşunun ruhsatlardaki bulunuşunun aynı olduğunu görmeye ulaştırır. Onların ise azimet veya ruhsattan herhangi birisiyle ilişkileri yoktur. Bu durumda bir çabaları olmaksızın doğrudan bir şekilde kendilerine bağladıkları şey çözülür. Yani sözlerinin gereği yerine gelir. Bazıları bu makamdan hareket ederek peygamberlerin bir kısmının
diğerlerinden üstünlüğünün gerçekte olduğunu dile getirir. Nitekim bir ayette peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün yaptık denilir. Bu durum ise onları üstünlüğün belirlenmesi hakkındaki sözlerinin aşılmasına sevk eder. Çünkü Allah-u Teala peygamberlerden hiçbirini ayırt etmeyiz der. Kuşkusuz üstün tutan ayırt etmiştir. İşin birliği olmasaydı cem farkın aynı olmazdı. Salik, Hanbeli ya da Hanefi ya da kendisiyle Allah'a ibadet ettiği bir mezhebe göre akşamlayabilir ve bulunduğu mezhebe muhalefet ettiği görülmez. Bu müşahede ise onu herhangi bir ayrım olmaksızın bütün mezheplerle ibadet edebilecek şekilde sabahlamaya ulaştırır. Burada nesih bu kişide anlamsız hale gelir. Nesih bir kez sabit olduktan sonra süresi dolmaksızın hükmün kalkması demektir. Öyleyse askerlerin verdikleri bilgiye göre onların varacakları yerler zikrettiğimiz yerlerdir. Çünkü askerler değişik değişiktir. Rüzgar ordusu, kuş ordusu olmadığı gibi kuş ordusu da düşmanların nefislerine gerçekleşen korku ve ürperti gibi manevi ordular değildir. Her askerin varış yeri kendisine yöneldiği fiilidir. O da bir kalenin kuşatılması veya safa saldırmak ve hücum etmek olabilir. Her askerin gerçekte kendisini aşamadığı bir özelliği vardır. Allah-u Teala kuşlar hakkında onlara taş atarlar derken, rüzgar hakkında değdikleri her şeyi çürümüş kemiğe çevirirler. Korku hakkında kalplerine korku salar, evlerini kendi elleriyle tahrip ederler demiştir. Her askerin askeri olduğu kimsedeki etkisinin nereye vardığına dikkatle bakınız. Hak sınırlanmaz çünkü o bütün sınırların ta kendisidir. İnsanlar ise perdelilik ve perdesizlik arasındadır. Allah bizi perdede, perdenin kaldırılışında ve perdenin ardından kendisine ait şeyde hakkın gösterildiği kimselerden eylesin. Amin.